Köşe Bucak Dünya programıyla başka ülkelerde gezecek, renkli simalarla karşılaşacaksınız. Ali Sami Palaz'ın hazırlayıp sunduğu Köşe Bucak Dünya programı çarşamba akşamları saat 21.50'de Kanal 42 ekranında. Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım, Tarım Masası'nı sunar. Türkiye'nin en temiz ekranı Kanal 42 ekranlarından selamlar, saygılar sevgili seyirciler. Tarım Masası yine gündemi belirlemeye devam ediyor. Tarım Masası artık hem tarımın hem hayvancılığın hem makinacıların, arıcıların yani tüm üreticilerinin sesi olmaya, sessiz kitlenin sesi olmaya devam ediyor. Bugün yine iki tane özel konuğum var. Konumuz tarım ve hayvancılık. Konu başlıklarımız yine çok çeşitli. İşte ithalat olayı et fiyatlarını düşürür mü? Buğday üreticisi buğday üretimine küstü mü? Birçok konu var. Aynı zamanda yine ben yorumlayacağım Sayın Eşref Fakı Baba'nın icraatlarını tarım masasına yatıracağım. Konuklarımdan bağımsız olarak bu yorumu yapacağım. O yüzden tarım masası tüm heyecanıyla bugün başlıyor. Program konuğumuz Profesör Doktor Dursun Ali Dinç, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi. Aynı zamanda Profesör Doktor Süleyman Soylu. Süleyman Soylu deyince hemen İçişleri Bakanı akla geliyor. Ama bizim Süleyman Soylu hocamız Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tarla bitkileri bölümünde öğretim üyesi. Hoş geldiniz programımıza. Hocam ilk önce Dursun hocam sizden başlayacak olursak hayvancılıkta çok gündemdeki bir konu işte marketlerde ucuz et satılması söyleviyle başlayan bir faaliyet var. İthalatla et fiyatları düşer mi? Bunu kısaca bir yorumlamanızı isteyeceğim. Ya çok uzun süreli bir çözüm olduğunu düşünmüyorum ben ama geçici çözümler olabilir. Yani Türkiye'de hayvan sayımız dünya ile kıyasladığımızda, Avrupa ile kıyasladığımızda, nüfusumuza da oranladığımızda aslında yeterli hayvan sayımız var. Yani 14,5 milyona yakın büyükbaş hayvanımız var. 32-33 milyon civarında koyun var. İşte 11-12 milyon yani 44 milyon civarında da kırmızı et üretiminde koyun keçimiz var. Yani bunun nüfusa oranladığımızda, et tüketimimize oranladığımızda normalde yetmesi lazım. Kendi hayvancılığımızın kendi iç tüketimimize, piyasamıza yetmesi gerekiyor. Böyle düşünüyorum. Sonra son birkaç yıldır turizmde de biz biraz azalma oldu. Yani tüketimimizin biraz daha iç tüketimde yani turizmden ziyade kendi vatandaşlarımıza yönelik olarak da bunun yani turist sayısının azalması aslında sübvansiyon içerideki et tüketiminin çok fazla olmamasını gösteriyor. Ben öyle düşünüyorum. Mevcut hayvan sayımızla biz aslında et fiyatların kendi et ihtiyacımızı içeriden karşılayabiliriz. Fakat yani hayvancılıkta uygulanan politikalar böyle kalıcı, sürdürülebilir politika değil. Oradan kaynaklanan bir şey var. Yani çok farklı sebepleri var. Hemen hızlıca birkaç konu başlığı söyleyebilirim ben. Yani bir kere bizim kendimize has bir besi ırkımız yok. Yani büyük başta bir besi ırkımız yok. Yani şeyden çıkan hayvanları kullanıyoruz. Biz süt üreticiliğinde kullanılan 5,5-6 milyon civarında süt üreticimiz var. Oradan çıkan hayvanları besi olarak kullanıyoruz. Yerliliklerin şu anda ırk sayımız bizim ırk oranlanmasını yüzde olarak vurursam %70-80'i kültür ırkına yaklaştı. Yani 55 civarında kültür ırkı saf oldu. Melezlerle beraber 80-85 civarında yani %15 civarında bizim yerli beside kullanılacak bir ırkımız var. O da işte doğuda, Kars, Erzurum o taraflarda. O hayvanlarda meracılık aslında orada iyi, mera da var ama yani terör olayları, başka şeyler ya da işte ya oradaki insanlar destekleniyor aslında. Ama ya oradaki yerli ırkımızın
karkas ağırlığı, şunlar bunlar da biraz farklı. Gerçi vatandaş buna 5-6 sene önce başladı, işte çevirme melezlemesi, kullanma melezlemesiyle. Onlar bu işi biraz daha elindeki hayvanları devletten 5-6 sene önce ıslah etmeye başladı. Devlet geçen sene biliyorsunuz melezleme yapmaya başladı. Sonra da geldi kaldırdı. Yani yanlıştan çabucak döndü. Vatandaş bazı şeylerin farkında. Fakat yani hayvanımız var, besi ırkımız yok. Yani sırf bir işte limuzinmiş, angusmuş ya da işte falanmış bilanmış gibi dünyada bir sürü besi ırkları var. Yani Belçika mavisinden tutun da. Türkiye son zamanlarda bu besi ırkların da ithal etmeye başladı. Yani devlet eliyle geçen sene 56 bin yani TİGEM tarafından ithal edilip vatandaşa dağıtıldı. Sürekli ithalatla biz bir takım şeyleri karşılıyoruz. İç piyasada zaman zaman bu krizler ithalatla çözülebilir. Ben buna inanıyorum ama bizim kalıcı çözüm üretmemiz lazım. Hayvan sayımızın, mevcut hayvan sayımızın ırkında değişiklik yapılabilir. Ki ırkında değişiklik derken yani yetiştirme amacında değişiklik yapılabilir. Sütün ekçiliği yerine besi ırklarını teşvik eden bir takım uygulamalar yapılabilir. Tabii mera sorunumuz var, o ayrı bir konu. Yani bizim yani bir Uruguay'dan biz hayvan ithal ediyoruz ama Uruguay merada hayvan besliyor. Hocam, Avustralya'dan biz hayvan ithal ediyoruz. Buradan da hayvan ithal edeceğiz. Yani uluslararası ölçümlerde, değerlendirmelerde, kayıtlarda 200 tane ineği olan Singapur'a biz ithalatta gümrük vergilerini sıfırladık. Onu konuşacağız. Onun arkasındaki neler var ama şimdi olayı daha net, spesifik konuşacak olursak 1 milyon 300 bin ton Türkiye'nin et ihtiyacı kırmızı var. Kırmızı et ihtiyacı, evet. Kırmızı et ihtiyacı var. Bunun 1 milyon 150 binini biz kendi kaynaklarımızla karşılıyoruz. Aradaki 150 bin ton, yani yaklaşık bir 15-16 bin büyükbaş hayvana tekabül ediyor, yanılmıyorsam bu. Evet, geçen gün Beyçiler'de konuşmuştunuz. Evet, 150 bin ton eti yıllardır biz karşılayamıyoruz. Şimdi hükümetin bu ucuz et satacağım mantığıyla, yaklaşımıyla beraber hem lopet ithalatına da gireceğiz dendi. Karkas et zaten getiriliyor. Üreticide bir panik havası oluştu. Eğer üretime bu 150 bin tonu biz karşılayamıyorken eğer besici sektörden çekilirse veya küçük aile işletmeleri bu işi bırakma noktasına giderse bu açık 300 bin 400 bine çıkarsa o zaman ne yapacağız? Yani gerçek bir korkuyu, yani senaryo değil, gerçek bir korkuyu söylediniz. Vatandaşın da zaten korkusu bu. Şimdi bizim açığımız yani 1 milyon 159 bin ton kırmızı et üretiyoruz. Dediğiniz gibi 150 bin civarında açık var ama öbür tarafta 44 milyon büyükbaş hayvanımız var. İşte küçükbaş hayvanımız var. Bunlar bunlardan karşılanır diye belki geçen sefer Beyco da izah etmeye çalışmıştı. Yani bizim bu koyunculuk olsun. Ya kırmızı ette biz koyun etini çok fazla tüketmiyoruz. Yani üretilen etin %85'den fazlası büyükbaşa dayalı. Dolayısıyla koyun sayımıza baktığınız takdirde bunu çok rahatlıkla karşılayacak bir potansiyelimiz var. Ama bu hakikaten düzgün planlanmıyor. Koyun eti tüketimiyle ilgili bir takım sorunlar da var. Yani koyun etinin kokusu var, bilmem ne var falan filan. Devlet geçici buna da kendisi 2 sene önce, 3 sene önce bir çözüm getirdi. Koyun eti tüketimine yönelik bir takım uygulamalar yaptı. Şimdi dediğiniz gibi, yani geçen toplantıda ben size mesaj göndermiştim. Yani 2014'te family farming, yani aile hayvancılığını özendiriyor dünya. Bunu 2014'te aile hayvancılığı yılı ilan etti. Yani bizim de şu mevcut yetiştiricilerimizi korumamız için ithalatı çok ölçülü, çok kısa süreli yapmamız gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Varsa açığımız, ihtiyacımız varsa bunu da çok kısa süreli ama öyle yetiştiriciyi korkutacak bu işi bırakmaktan. Çünkü kesinlikle böyle bir tehlikesi var. İnsanlar çünkü elindeki hayvanları satamazsa, zamanında para kazanamazsa, yani sütün ekçiliği gibi besicilik de bir ticaret aslında. Yani insanlar bununla işte aile geçindiği, nüfus besliyor, ülkeye, ya daha doğrusu çevreyi koruyor, doğayı koruyor, bir sürü şey yapıyor. Yani bu besicilik öyle şey değil. Yani sadece işte et üretip satmak değil. İnsanların köyden kente göçünü engelliyor gibi daha bir sürü şeyler var. Yani programı. Ya burada hocam bir de şöyle bir olay var. Ben sektörün nabzını tutan bir gazeteci olarak bunu görüyorum. Hayvancılığın tukakası olarak görüyorlar besicileri. Hayır. Besiciye hayvancı olarak görülmüyor. Besiciler çok büyük para kazanan ticari işletmeler olarak görülüyor. Hayvancılık da önemli bir döngüyü sağlayan aslında besiciler ama
hak ettiği değeri besiciler görmüyor. Ben bunu gördüm. Burada bir şey söyleyeyim hemen. Şimdi mal alınırken kazanılır diye bir söz var. Şimdi besici besi kaydı almak istiyor. Ne kadar alıyor biliyor musunuz? Ya şimdi bir tane simental buğayı erkek buzağı 3,5-4 milyona çıkmış. Ya buzağı alırsanız siz 3,5 milyona. Şimdi buradan nasıl para kazanacaksınız? Mesela burada 250 kiloluk bir dana kaç paradır? Yani ithalat olursa tabii o daha düşük. İç piyasada. 1150 eurodan hesaplayacaksınız. Yani 4000 rahatlıkla 4000'i geçiyor yani. Yani şimdi siz bunu 6 ay 7 ay beslerseniz bu 6-7 binden daha fazla tutuyor. Yani hesaplamayı ben hayvan beslemeciler kadar iyi yapamıyorum ama yani 7-8 binden aşağıya mal etmiyor onu. Şimdi karkastan 250-270 hatta 300'den fazla karkas alsın kar etsin. Yetiştirecek aslında o kadar kar etmiyor. Yem maliyetlerini düşünürseniz ayrı bir şey. Bakım var, sigortası var, şunu var, bunu var. Daha doğrusu aile hayvancılığında bir şey daha göz ardı ediliyor. Oradaki çalışan insanların çalıştığı iş gücü hiç hesaplanmıyor. Ya aile içerisinde şimdi besicilik yapan insanların çoğu yani çok büyük besicileri kastetmiyorum ama aile hayvancılığında ailenin fertleri çalışıyor. Dolayısıyla onların iş gücünü falan da katarsanız besicilere çok büyük kar ettiğini zannetmiyorum ben. Yani biz Kırmızı Et Üreticileri Birliği Merkez Birliği Başkanı Bülent Tuncu programa çıkardığımızda 24 liradan daha fazla maliyet fiyatlarını hesabını çok daha güzel yapmışlardır. Ben de inanıyorum kesinlikle. Yani Türkiye'deki fiyatlar niye pahalı? Yani neden pahalı? Şimdi bakın dedim ya ben besi kaynağını bulmakta zorlanıyorsunuz. Pahalı. Bu da şunu bir kere kesinlikle ifade etmeyeyim. Bu işte aracılar kazanıyor. Onu söylememiz lazım. Yani gerçek üretici kazanmıyor. Orada başlıyor. Aracılar da başlıyor yani. Hayvancılıkta et fiyatlarını artıran etkenleri konuşacağız ama sadece burada mağdur olan hayvancı değil bir de çiftçilerimiz var. Süleyman Hocam tam İç Anadolu bölgesi hasattayken Edirne hasattayken bakanlık bir açıklama yaptı. Dedi ki gümrük vergilerinde bir düşürmeye ve sonradan da sıfırlamaya gidildi. Bunun iç piyasada da bir psikolojik etkisi oldu en azından. Belki Konya'yı o kadar çok etkilememiş olabilir. Borsa başkanı etkilemedi işledi ama psikolojik olarak ben etkilediğini düşünüyorum. Bu sene buğday üreticisi küstü mü? Yani yeni sezonda ekmeyecekler mi? Evet, teşekkür ederim. Tabii nasıl hayvancılıkta sürekli ithalat çözüm değilse bitkisel üretimde de devamlı ithalat bir çözüm değil. Çünkü bizim ülkemizin en büyük silahı bir tarım ülkesi. Tarım ve hayvancılık ülkesi olmamız. En güçlü yönümüz bu. Bu güçlü yönümüzü de kaybetmememiz gerekiyor. Tabii bu yıl özellikle bazı ürünlerde çiftçinin yüzü güldü ama bazı ürünlerde özellikle buğday gibi kritik bir üründe özellikle kritik bir eşiğin önündeyiz. Buğday ekim alanlarımız bundan 7-8 yıl önce 9 milyon hektar, 9,5 milyon hektar civarındayken bugün artık 7,5 milyon hektar sınırına geldi. Yani çok ciddi bir azalma. Bunun bir kısmını verimle kapattık. Fakat özellikle zaten devlet her yıl ithalat yapıyordu. Yani kritikte ne zaman yapıyordu? İşte ilkbahara doğru stokların tükendiği, işte ofisteki stokların, tüccarın elindeki stokların tükendiği zaman ithalat yapıyordu ama İlk defa bu yıl direkt Tarım Bakanlığı'ndan hariç Ekonomi Bakanlığı devreye girdi ve tabii burada biraz Güneydoğu, Çukurova onlar çok etkilenmedi ama İç Anadolu'daki tam hasat sezonunda buğday fiyatları bir 10-15 kuruş etkilendi bu şeyden. Tabii bir de tarım bitkisel üretimde de bir rekabet var. Yani çiftçiler biraz önce Dursun Ali Hocam söyledi. Yani nasıl besicilik bir ticaret işi ise bitkisel üretim de bir ticaret işi. Çiftçi en fazla para kazandığı ürünü ekmeye çalışıyor haklı olarak. Tabii bunu doğru yöneltecek olan bakanlık. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olan ürünleri desteklerle, teşviklerle o dengeyi sağlayacak. Tabii çiftçi özellikle buğday çiftçisi diğer işte mısırdır, patatestir, ayçiçeğidir, yoncadır diğer ürünlerle baktığı zaman ciddi anlamda karlılıkta geride kaldı. Ve bunun üzerine çiftçilerimiz ciddi anlamda bu yıl ben sahayı da sürekli geziyorum. Yani İç Anadolu'da özellikle Konya ve çevresinde arpada bir artış var. Kısmen bir artış var. Arpaların fiyatlarının cazip olması nedeniyle ama özellikle buğday ekim alanlarında %10-20 arasında bir düşme oldu. Özellikle sulu tarımda buğdaydan bir kaçış söz konusu.
kıraçta çok fazla alternatif olmadığı için çiftçinin mecbur buğday ekmesi arpa ekiyor. Ama suluda alternatifler çok olduğu için buğdaydan bir kayış var. Bunun şöyle bir kritik eşiği var. Şu anda yurt dışında belki cazip olabilir. Yani şu anda gelen fiyatlar işte şu anda 1 lira, 100 lira tonu normal ekmeklik buğday. Ama unutmayalım ki yurt dışındaki satıcılar da Türkiye'yi bizden daha iyi biliyorlar, iç piyasayı. Buradaki rekoltenin düşük olacağını, bir sıkıntının yaşayacağını hissettikleri anda fiyatı yükseltme ihtimalleri çok yüksek. Tabii buğday ekim alanları veya buğday teveccühün azalmasının bir diğer boyutu da biz tohumculukta çok ciddi bir mesafe almıştık. Sertifikalı tohumluk üretiminde, ticaretinde 800'e yakın firmamız var Türkiye'de. Bunun 200'e yakın da Konya'da. Yani faaliyet gösteren firmalar. Maalesef bu buğdaya olan ilginin azalması bu tohum firmalarımız da ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Bu yıl özellikle makarnalık buğdayların satışında, ekmeklik buğdaylarında bir kısmında, tohumluk satışlarında ciddi düşüşler yaşandı. Bu da ülkemizin tarımın geleceği açısından, çünkü biz diyoruz ki çiftçimiz sertifikalı tohumluk kullansın, verim kalitesi yüksek olsun, daha fazla kazansın. Eğer bundan geriye dönüş yaşarsak, yani 10 yıldır kazandığımız ivmeyi geriye dönmüş olacak. Bu da ciddi anlamda bize sorun yaşatacak. Yani burada hocam biraz önce siz de konuya girerken dediniz, bu Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'ndan ziyade Ekonomi Bakanlığı. İşte burada Ekonomi Bakanlığı da, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı, o birim, birçok birim Tarım Bakanlığı'nın politikalarına karışmaya başladı bu son dönemde. Sayın Faruk Çelik'i ben çok iyi biliyorum. Faruk Çelik'e rağmen buğday fiyatları hasatta gümrük vergilerinin düşürülmesi gündeme geldi. Sayın Bakan bunu açıkladı ama karar alındı. Evet. Bakanlar Kurulu karar aldı. Bu etkiler bilinmiyor mu? Yani buğday çiftçisine zarar vereceğini bilerek böyle kararlar neden alınır? Yani şöyle, tarımın o sosyolojik ve psikolojik etkisini tahmin ediyorum tam kavrayamadılar. Yani bilemediler. Yani Ekonomi Bakanlığı neden gümrük vergiden düşürmek ister? Yani onlar tamamen olaya ticari yönden, yani onun sosyolojik, toplumsal etkisine dikkate almadan baktıklarından. Oysa işte Konya'ya gel, Konya %60-70'i nüfusun tarımla bir şekilde doğrudan veya dolaylı etkileşim içinde. Vatandaş şehirde yaşıyor ama haftada bir gün, iki gün köyle bir bağlantısı var. Veya tarımsal üretimle bağlantısı var. İşçi tutmuş veya dolaylı yönden kardeşi çalışıyor. Yani buradaki nüfusun en az %60-70'i tarımla ilgili. Bu tip politikalar direkt vatandaşın çoğunu etkiliyor. Tabii Ekonomi Bakanlığı sadece para gözüyle baktığı için bu olaya, o sosyolojik etkiler maalesef toplumda çok farklı yansımalar buluyor. Yani ben şu açıdan diyorum, buğday bizim en kritik ürünümüz. Yani stratejik. Diyelim yağ bitkileri zaten ithal ediyoruz. Yani yetmiyor ama ekmeği yemediğimiz zaman veya sıkıntıya düştüğümüz zaman, hatırlayın bundan herhalde 2007 mi olacak veya 2005 mi, tam hatırlayamıyorum. Biz dövizimizle, elimizde paramız olduğu halde dünyada da rekolte çok düşüktü o yıl. Buğday alamadık. Yani dolayısıyla bizim bir defa her yıl 20 milyon ton buğdayı üretecek, garanti altına alacak bir ekim alanını muhafaza etmeye. Bunu nasıl yapacağız? Bunu gerekirse buğdayın ekim alanlarının yoğun olduğu yerlerde pozitif ayrımcılık, pozitif destekler. Şu anda 5 kuruş tona 50 kuruş destek varsa bunu gerekirse 150-200 kuruşa çıkaracağız. Nasıl bugün Güneydoğu'da, Çukurova'da pamuğa çok ciddi bir destek geldi. Bir anda mısır ekim alanları pamuğa döndü. Burada da tabii aniden hepsinin tek bir ürüne yönelmesi de ülke stratejisinden uygun bir şey değil. Bunu ihtiyaç bazlı, ülkenin ihtiyaç bazlı olarak o mekanizmayı doğru tespit edilmesi gerekiyor. Yani planlamaların doğru yapılması gerekiyor. Aksi takdirde işte bugün 1 lirada tutalım, 1100 lirada tutalım dediğimiz buğday 1,5 liraya çıkabilir. Yani biz belki oradaki 5-10 kuruştan sakınırken 30-40 kuruş, o psikolojik etki, işte ette olduğu gibi belki kısa süreli bir fiyat düşüklüğü yaşanıyor ama o psikolojik etki başladığı zaman önünü durduramıyorsun fiyat artışının. Bir de bizim özellikle buğday sektöründe ihracatla ilgili de ciddi bir şeyimiz var. Dahili işleme rejiminde çok ciddi, dünyanın en fazla un ihraç eden ülkesiyiz.
Dolayısıyla bu mekanizmayı da kaybetmeyecek, dengeleri iyi ayarlayacak şekilde bir politika takip etmemiz gerekiyor. Tabii burada şimdi siz güzel özetlediniz olayı. Ya olayın sosyolojik boyutu önemli. Yani biz zaten Sayın Bakan o zaman açıklama yaptı, dedi ya biz hemen gümrükten buğdayı getirmiyoruz ama tüccarın fiyat artırmasını engellemek için biz bunu çıkardık dedi ama tabii ki kendisi de dahil birçok insan inanmadı. Şimdi hayvancılıkta da durum aynı gidiyor. Bu köylerden göç olayına bağlayacak olursak bu bölümü. Şimdi son 20 yıldır yaklaşık 10 milyon köylü şehre göç etmiş. Bunun hem tarım hem de hayvancılık boyutundan değerlendirelim. Sizin gibi iki kıymetli hocayı bulunca zamanda ekonomik değerlendirelim. Bu 20 yıl içerisinde 10 milyon köylünün şehre göç etmesinin sosyolojik etkilerini de konuşalım hocam. Basit bir hesapla diyelim 4 kişilik bir aile 2,5 milyon aile göç ettiğinden yola çıkacak olursak bu insanların tek bir tane inek besleseler 2,5 milyon inek yapar. 2 tane inek besleseler 5 milyon inek yapar. Bunların buzağlarından yola çıkacak olursak Türkiye'deki hayvancılıkta yaşanan bu problemin yaşanmayacağı bir süreç aslında. Bu göç olayını engellediğinizde keşke bu 10 milyon insan göç etmeseydi Türkiye'de ne buğdayda ne hayvancılıkta bir sıkıntı olmayacaktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani köy nüfusunun azaltılması bir proje mi? Ben şöyle bakıyorum olaya. Öncelikle köyden ya kırsaldan kente göçü engellemenin bir tane yolu var. Birinci yol. Bir kere köydeki altyapıyı, oradaki konforu, her şeyi çok iyi hale getirmeniz gerekiyor. Yani oradaki insanların ihtiyacını karşılayacak, okulmuş, sağlık hizmetleriymiş vesaireymiş. Bunların hepsini yapmanız gerekiyor. Devlet bütün köyleri mahalle yaptı şu anda. Mahalle yapınca aslında bir tehlike var. Mahallelerde hayvancılık yapamazsın. Mahalle yapınca mahallede okul kalmadı. İnsanlar çocuklarını iyi yerde okutmak istiyor. Büyükşehir belediyeler böyle avuçluyorlar ellerini, meralar geliyor bize, yeni toprak alanları geliyor. Bunun altyapısı oluşturuldu. Bu bana göre çok yanlış benim bakış açımdan. Ben olsam köyün altyapısını güçlendiririm, oraya en iyi okulu yapmaya çalışırım, oradaki kaliteyi artırmaya çalışırım. İnsanlar tamam, köylüler de şimdi artık teknoloji kullandıkları için her türlü şeyden haberleri var. Çoluğunu çocuğunu iyi yerlerde okutmak, iyi yerlerde yetiştirmek istiyor. Tamam da ama onların bir gelir kaynağı olması lazım. Buraya gelip de asgari ücretle insanlar kiralık evde oturamaz, çoluğunu çocuğunu besleyemez, iyi yerde de okutamaz. Bu çok yanlış bir şey bence. O nedenle öncelikle köylünün oradaki temel altyapı hizmetlerini güçlendirmesi gerekiyor. Köylünün gelirinin de artması gerekiyor. Köylünün geliri için buğday iyi para diyecek. Tamam da orada yaptığı hayvan besliyorsa hayvanların da eti de iyi para diyecek, sütü de iyi para diyecek. Şu anda Türkiye'deki et fiyatlarının, süt fiyatlarının ben iyi olduğunu düşünüyorum. Fakat insanların kente göç etmesi aslında Türkiye için sizin söylediğiniz çok büyük bir facia. Yani bunun niye böyle yapıldığını ben anlamış da değilim. Yani tamam teşkilat yapısını değiştiriyorsunuz, şehirlerin yapısını değiştiriyorsunuz da oradaki köydeki bir takım imkanları yok ediyorsunuz. Yani köyü mahalle yapınca sağlık hizmetini buradan alacak. Hastanesini ya oraya ayrı bir okul yapmıyorlar. Benim en son işittiğim şey köydeki okulların çoğunun kapandığını söylüyorlar. Tabii taşımacılı sistem kullanıyor. Bu çok yanlış. Ya ben bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Zaten orada gidiş gelişleri, vakit kayıpları, şunlar bunlar. Dolayısıyla köydeki dünyanın en büyük tehlikesi kırsal nüfusun. Kırsal nüfus üreticidir. Düşünün 20 milyondan köylü sayısı bizim 6 milyona, benim en son yaklaşık bir hafta önce baktığım şeyde 6-7 milyona düşmüş. Sizin hesabınıza göre son 10 yılda 10 milyon mu dediniz? Son 20 ya bu, yılda 10 milyon. Evet. 10 milyon. Ya bu ne demektir? Gerçek üreticiler kaçıyor. Nereye kaçıyor? Şehre kaçıyor. Şimdi biz buna da tedbir almamız gerekiyor. Yani hayvancılığı destekleyeceğiz ama yerinde, bulunduğu yerde hayvancılığı desteklememiz gerekiyor. Geçen programda da siz bir ara gündeme getirdiniz. Gerçek hayvancılar var. Bu işi bilen hayvancılar var. Yani çekirdekten yetişme, ta küçükten yetişen hayvancılar var. Bunlar hayvancılığı çok iyi yapıyor. Koyunculukta Beyce örnek verdi. Yani iyi bir koyuncu, çocukluktan yetişen koyuncudur. İyi bir hayvancı ama şimdi siz taşıma suyla değirmen
çalıştırmaya çalışıyorsunuz. Yani gerçek hayvancı olmayan insanlara teşvikler veriyorsunuz. Teşvikler kötü değil. İyi teşvik. Ben yapılması gerektiğine hala inanıyorum. Yani bunu Avrupa'da yıllar önce yani teşviklerin %75-76'sını Süleyman Hocam tarım hayvancılığa vermişti. Tarımı Avrupa teşvik Birliği ilk zamanlar. Etmeyen, destek vermeyen ülke yoksa. Yok. Yani mecbur. Her ama teşvikleri de gerçek üreticiye, hakikaten köylüye, yani büyük, tam büyükleri bize entegre hayvancılık yapan insanlar da lazım. Yani şu anda Türkiye'deki üretilen sütün büyük bir kısmını tam büyük baş, ya yani büyük işletmeler üretiyor. Ama ben inanıyorum ki yarısından fazlasını da bazı şey yerlerde, yani küçük baş hayvancılık, daha doğrusu 10-40 baş arası süt üreticiliği yapan Konya'da, çünkü Konya bakın 3 senede şampiyon oluyor sütte. Yani buradaki 14 bin tane, 15 bine yaklaştı yetiştirici birliği üye sayısı, 15 bine yaklaştı. Bu ne demektir? Konya'da büyük büyük işletme sayısını toplasanız 100-200 tane. Ama demek ki geri kalanı küçük işletmeci. Yani 15, 25, 30 baş sağmalı. %80'i küçük işletmeci. Küçük işletmeci. Ya bunların desteklenmesi lazım. Bunların da bulundukları yerde kalmaları gerekiyor. Köyde kalmaları gerekiyor. Köyün altyapısını güçlendirmek. Yani köylüye, ben Hollanda'da kaldım, 6 ay kaldım. Yani tamam, Hollanda çok küçük bir yer, Konya kadar bir yer. Yani şimdi Türkiye'ye hizmet etmekle Konya kadar bir bölgeye hizmet etmek çok farklı. Bir de arazisi düz, şeyleri falan düz, ama bütün köylerin altyapıları çok güçlü. Hayvancılıkla ilgili de olsun, tarımla ilgili de olsun. Yani mekanizasyonunu çok iyi yapmışlar. Süleyman Hocam da görmüştür oraları. Yani köylüsünü öyle sağlam destekliyor. Ya hatta benim hocaların çoğu da şeyde oturuyordu. Yani şehirden 35-40 kilometre uzakta köylerde oturuyorlardı. Ve kendilerini de bana, hatta benim ilk gittiğim hocam öyle demişti. Ali, bu işi öğrenmek istiyorsan mutlaka hayvancılık da yapman lazım. Yani 5-10 tane işte koyunun olsun, 2-3 tane ineğin olsun falan diye böyle tavsiyelerde bulundu. Adamların yani kedi köpeği olduğu kadar böyle bu tür küçük hayvancılık yapan şeyler de var. Yani bizim köylümüz gerçek üretici. Ben buna inanıyorum. Tamam, biz entegre hayvancılık da yapacağız. Avrupa'ya da yarışacağız. Modern hayvancılığı da, yani bütün teknolojileri de kullanacağız. Hem tarımda hem hayvancılıkta. Ama herkese, şimdi işsizlik oranları da gittikçe artıyor. %12-13 oranında artıyor. Yani biz tamam, hizmet sektöründeki, yani kalkınmış ülkelere baktığın zaman ne oluyor? İşte insanların büyük bir kısmı hizmet sektöründe çalışıyor. Tarımda çalışan nüfusun oranı %5-10 işte. Amerika'da ne diyor ki tarımda çalışan nüfusun oranı? Ama yani oradaki insanların İşletme kapasiteleri de çok büyük. Şimdi Amerika'da 300 bin, 400 bin başlık işletmeler var. Altyapıları çok büyük, şeyleri çok büyük. Yani Amerika'nın zaten bir sürü şeyine baktığın zaman. Yani adam iyi hesap yapmış. Biz de şimdi, bizim Türk köylüsü hakikaten küçük işletme. Aile işletmeciliğiyle zaten şeyine baktığın zaman %60-70'e oranı işte 1-5 baş, 5-10 baş, 10-20 baş diye sınıflandırma yaptığımızda hala küçük aile işletmeciliği Türkiye'de yaygın. Ve insanlar buradan, bakın 2 tane, 3 tane inekle çocuk okutanlarını biliyorum ben. Ya 2 inekle çocuk, üniversitede çocuk okutan aileler var. Çocuğunu evlendirenler var. O nedenle biz bunları her zaman desteklememiz gerekiyor. Yani biz yetiştirici birine üye olacak, şeye üye olacak, tam sınırlar getirmişiz. Ama onların kapasitesini güçlendirip köyden kente göçü kesinlikle, evet, önlememiz gerekiyor. Hocam, tarım etkisini konuşacağız ama reklam arası vermemiz gerekiyor. Sevgili seyirciler, Dursun Ali Hocam'ın da söylediği gibi aslında köylü olunmaz, köylü doğulur. Tabiatın o kaprislerine, o nazına, o celallendiği dönemlere sabırlı olan insanlar köylü oluyor. Yani ben gideyim şimdi köylü olayım diyemez insanlar. O yüzden köyden kente göç ettirdiğiniz zaman tekrar buraya, bunun geriye dönüşü imkansız oluyor. Rakamlar ortada. Yani biz 150 bin ton et ihtiyacını karşılayamıyorken maalesef çok daha büyük tehlikeler biraz sonra konuşacağız. Tarıma etkisi, köyden şehre göçün tarıma etkisini de konuşacağız. Ama en önemli konuşacağımız konulardan birisi gıda, tarım, hayvancılık, Urfa Bakanı Sayın Ahmet Eşref Fakı Baba'nın icraatlarını da konuşacağız reklamlardan sonra. Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım'ın sunduğu Tarım Masası devam edecek.